Aksa 1. Lig 6. hafta karşılaşması olan Çanakkale Vadili maçında maçın orta hakemi Mustafa Torun, Çanakkale futbolcusu Hasan Çağkan Çaka tarafından darp edildi. Maçın 75. dakikasında Çanakkale Türkspor Kulübü oyuncusu 26 yaşındaki Hasan Çağkan Çaka, kendisine kırmızı kart gösteren maçın hakemi Mustafa Torun'u yüzünden tekmeleyerek ciddi şekilde yaraladı. Hakem Torun'un darbe sonucu sol elmacık kemiği kırıldı. Torun, Gazi Mausa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Torun tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Çaka'nın tutuklandığını duyurdu. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hakem, Mustafa Torun'un darp edilmesine yönelik sert bir açıklama yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada, futbolun dostluk, kardeşlik ve fair play ruhunun bir arada yaşanması gereken bir spor dalı olduğuna dikkat çekilerek, sahada görev alan hakem ve diğer paydaşlara yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Federasyon, bu tür eylemlere karşı tavizsiz duruş sergileyeceklerini belirterek, saldırıyı gerçekleştiren futbolcuyu kınadı ve hakem Mustafa Torun'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği, bugün oynanacak tüm karşılaşmalara hakemlerin çıkmama kararı aldığını açıkladı. Hakan Muhtaroğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği yaşanan acımasız saldırıyı şiddetle kınarken, bu tip şiddet olaylarının kabul edilemez olduğu da vurgulandı. Alınan karar sonrasında, konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da, söz konusu tarihte oynanması planlanan tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Tenisi Milli Takımı, Romanya'nın İzvorani Olimpiyat Köyü'nde gerçekleşen organizasyonda kürsüye çıktı. Futbol Tenisi Milli Takımımız, Romanya'da 30.sü düzenlenen futbol tenisi, dünya şampiyonasında tek kadınlarda ve çift kadınlarda dünya ikinciliği elde ederken, mix ikili kategorisinde de dünya üçüncüsü olmayı başardı. Second place silver medal at women's double category. Genel klasmanda 18 ülke arasında, büyük erkeklerde ve genç erkeklerde ise dünya beşinciliğini elde etti. Millilerimiz ayrıca turnuvada en iyi takım plaketi aldı. Darts'ın en üst organizasyonu olan Professional Darts Corporation kadınlarda dünya bir numarası Bo Graves, ülkemizde düzenlenen The Northern Cyprus Darts Open 2024 turnuvasına katıldı. Bafra'daki Concord Luxury Resort Hotel'de gerçekleştirilen turnuvada Bo Graves, karışık çiftler, çift kadınlar, Northern Cyprus Classic ile Northern Cyprus Masters kadınlar şampiyonu oldu. Dün gerçekleştirilen ödül töreninde Bo Graves'e ödüllerini Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Dış İlişkiler Sekreteri Murat Çınaroğlu takdim etti. EuroLeague'de Fenerbahçe Beko Panathinaikos'la karşılaştı. Fenerbahçe'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Panathinaikos, tribüne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı asılmasından dolayı Fenerbahçe Beko'yu EuroLeague yönetimine şikayet etti. Ayrıntılar ve daha fazlası sysport.tv'de.